büyük şantiyede staj yapmak. Arkadaşlar başlayalım mı artık? Öncelikle merhaba hepinize. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Ben Mehmet Can Ayan. İnşaat mühendisi okuyorum sizin gibi ben de. Üçüncü sınıf. Aşağı Kaleköy Barajı'nda staj yaptım. Onunla ilgili size deneyim aktarma günü yapıyormuş arkadaşlarım. Ben dedim bir yarar mı olsa ne güzel. Sormak istediğiniz her şey olursa bu arada sorabilirsiniz. Herhangi bir soru yani hiç fark etmez. Şimdi staj bulmak zor. Gerçekten büyük şantiyelerde staj bulmak çok daha zor. Bağlantılarınız olması gerekiyor. Yani şu an bir yere CV'mi mail atayım, yok iletişime geçmeye çalışayım şeklinde yaparsam zor yani. Ben daha öyle staj bulan kimseyi görmedim. Tanıdığınız olursa o şantiyede çalışan bir mühendis olsun. Hani veyahut da taşeron firmanın bir elemanı olsun, bir şey olsun yani. Olursa o şekilde stajyer aramanız çok kolay oluyor. Bağlantı yakalayabilmen için toplulukla birlikte olman gerekiyor. İşte topluluğun da burada bir faydası ortaya çıkıyor size. Topluluk sayesinde bağlantılar elde ediyorsun. Bu bağlantılar sayesinde staj ayarlayabiliyorsun, iş ayarlayabiliyorsun. Baraj stajı biraz daha zor tabii normal stajlara göre. Mesela staj yapan başka arkadaşlarımız da var aramızda. Herkes kendi evinde kalıyor veyahut da kendi ayarladığı evde kalıyor. Sen barajda konteynerde kalıyorsun mesela. En büyük sıkıntılarından biri de bu. Konteynerde yaşıyorsun. Çöğün barajın yemeğini yiyorsun ve dağın başında bir yer. Benim çalıştığım baraj Bingöl'deydi işte aşağı Karaköy barajı. Genç ilçesine yani en yakın yerleşim yerine 30 dakikalık araba mesafesindeydi. Yemek söyleyemiyorsun. Yemek sepeti aktif değil yani. Barajda yemek ne çıkarsa onu yiyorsun. Bazen güzel yemek çıkmıyor. Bazen farklı olaylar yaşanıyor. Yemiyorsun. Bu barajın çok güzel bir özelliği var. Aşağı Kaleköy Barajı, Beyhan 1 ve Beyhan 2 barajlarından sonra 3. yapılmış. Murat Nehri var bir tane. Murat Nehri üzerine kurulmuş 3. baraj. Cumhuriyet tarihinin en büyük özel yatım projelerinden biri. Devletin barajı değil. DSE'nin barajı değil. Bu barajı yapan insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi ürettikleri elektriği kendi kasalarına girecek şekilde baraj yapıyorlar. Bu yüzden de çok karlı bir iş ve aynı zamanda çok maliyetli bir iş. Benim barajda çalıştığım dönemde şantiyede 3000'e yakın işçi vardı. Bu da dağın tepesinde bir yaşam alanı oluşturmanızı gerektiriyor. Bu yüzden de mesela günlük 1,5 milyon lira harcaması oluyordu baraj. Sadece işçi parası değil yani. Hem işçi parası hem makineler hem barajın genel giderleri 1,5 milyon liradan bahsediyorum. Günlük kaç ton, kaç varil şeye gidiyordu, benzin gidiyordu bilmiyorum zaten hani. O kadar fazla ki. Onun dışında ne söyleyebilirim size? Baraj, bizim yaptığımız baraj tipleri var şimdi. Bu baraj asfalt çekirdekli dolgu, kaya dolgu barajı. Bu da Türkiye'deki ilk. Türkiye'de daha önce asfalt çekirdekli kaya dolgu barajı yapılmamıştı. Bu baraj o yüzden çok önemli bizim için, Türkiye için. Ve yıllık 1.193 grand watt elektrik üretecek. Bu da demek oluyor ki kurulduğu bölgenin neredeyse en az 5-6 şehrinin elektriğini kendisi direkt olarak sağlayabiliyor. Ve bu elektriğin ana şirkete yani Kalyan Enerji Grubu'na sağlayacağı geliri siz düşünün artık. Kalyan Enerji Grubu da bu arada Cengiz İnşaat'ı bilen var mı? Duydunuz mu hiç Cengiz İnşaat'ı? Cengiz İnşaat şu an Türkiye'nin başta gelen en büyük inşaat firmalarından biri. Cengiz İnşaat ve Özaltın İnşaat var. Özaltın da daha önce Türkiye'de baraj yapan bir firma. Ama Mersin'de yaptığı bir çalışma yüzünden bir viyadük çalışmasında hatta 6 tane işçinin hayatının sonlanmasına neden olan bir viyadük çalışması yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bundan sonra işte devlet bunlara tek başına baraj yapmama koşulu getiriyor. Bunlar da Cengiz İnşaat ile birleşiyor. Kalehan Enerji Grubu'nu oluşturuyor. Ve Beyhan 1, Beyhan 2 ve Aşağı Kaleköy Barajı'nı beraber yapıyorlar. Bu barajdan sonra da Yukarı Kaleköy Barajı oluşacak gene. Yukarı Kaleköy Barajı da işte daha yapım aşamasındaydı. Aşağı Kaleköy şu an bitmek üzere. Hatta bitti denebilir, su tutuluyor. Derivasyon tünelleri falan var. Onlar kapatılıyor. Ve su yükselmeye başlıyor baraj havzasında. İşte bu yılın sonunda, aralığın ortasından itibaren elektrik üretmeyi hedefliyorlardı. Bunun amacı da Türkiye'de şöyle bir yaptırım uygulandı. 2019 yılı sonuna kadar üretilen bir baraj, eğer 2019 yılının sonuna kadar elektrik üretmeye başlarsa ürettiği watt başına dolar cinsinden bir ek gelir devlet veriyor baraj yapanlara. Bunlar da diyor ki biz bu 2019'daki bu avantajdan yararlanalım ve hızlıca bitirelim mantığıyla 24 saat durmadan biz beton döküyorduk mesela. 24 saat işlem devam ediyorduk. Hem gece vardıysa hem gündüz vardıysa. Durmadan çalışma vardı orada işte. Ve bitirecekler sanırım. Şu an zaten barajın gövde kısmını bitirmişler. Şey kısmı kalmış. Son bir susma kısmı kalmış. Su tutulacak. Belli bir kota kadar yükselecek su işte. Ondan sonra oradan elektrik üretmeye başlayacak. Biraz teknik şeylerden bahsettik. Sorunuz var mı? Sorun artık yani. Şimdi benim staj sunumum vardı. YouTube burada. Size ondan fotoğrafları falan göstereyim. Biraz daha aklınızda baraj nedir canlansın. Baraj inşaatının şöyle bir artısı da var arkadaşlar. Yapı normalde bir
binanın şantiyesine gidersen, mesela örnek veriyorum şu yukarıda yurt yapıldı daha yeni Muğla'da. Eğer yurt şantiyesine gidersen görebileceğin şeyler kısıtlı. Hani sadece normal yapı olarak görebiliyorsun. Ama barajda her türlü şeyi görebiliyorsun yani. Mesela biz çalışırken sadece inşaat mühendisleri çalışmıyordu. Biz bir o kadar elektrik mühendisi, bir o kadar makine mühendisi vardı. Yurt dışından mesela Boyut diye bir firma var. Sırf kaynaklı herhalde. Tam bilmiyorum firmanın neresi kaynaklı olduğunu. Bu adamlardan biz jeneratör almıştık. Makine jeneratörleri. Ve mesela yurt dışından da mühendisler gelip çalışıyor. Onun için onlardan yabancı dille soru sorup bir şey öğrenebilme ihtimali de oluşuyor. Ondan dolayı çok iyi bir şey. Büyük şantiyede staj yapmak. Staj sunumunu açayım hemen ben size. Barajın genel görünümü böyle. Bakabilirsiniz. Ben de şöyle geçeyim. Siz görmüyorsunuz değil mi? Şöyle yapalım. Biraz bu tarafa geçin isterseniz. Barajın genel görünümü bu şekilde. İşte şu taraf baraj oluyor. Hemen devam edeyim sunumda. İşte projenin ana şeyi benim gibi Genci 15 km uzaklıkta ve şeyi ishal kapasitesi işte 500 megawattmış. Dediğim gibi yıllık 1.193 gram watt enerji üretecek. Bu da çok büyük bir şey zaten. Barajın ilk kaya dolgulu asfalt çekirdekli kaya dolgu baraj olduğunu söylemiştim zaten. Ve özel sektör tarafından Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük 5. baraj. Bu özelliği de taşıyor. Hani çok büyük bir baraj gerçekten. İşte gördüğünüz gibi bak Beyhan 1, Beyhan 2, aşağı Kaliköy, bir de yukarı Kaliköy yapılıyor şu an. Bu yapılacak daha, yapılmıyor. Nehir bu şekilde akıyor. Şu iki baraj da Kalehan grubun, bu üçüncü baraj, bu da Kalehan grubun. Bu barajın gövde kısmı arkadaşlar. Baraj 1107 metre yüksekliğe sahip. Yani şeyden ama, yer kotundan. Yer kotu da 1030'da herhalde, tam hatırlamıyorum ama. Hani barajın gene yüksekliği 1030 değildi de. Barajın genel yüksekliği 115 metre filan da öyle düşünebilirsiniz yani. Binde filan diğer kutu. Ben küçük bir soru sorayım. Asfalt dolgulu dedin ya. Asfalt çekirdekli kaya dolgulu baraj. Tamam. Asfalt çekirdekli kaya dolgulu baraj. Aynen. Onun ne gibi bir artışı şimdi var? Şimdi şöyle. Biliyor musun bilmiyorum. Biliyorum. Asfalt çekirdekli kaya dolgulu baraj şöyle oluyor. Şimdi barajın temel mantığı nedir? Suyu tutmak ve suyun potansiyel enerjisinden mekanik enerjiye çevirmek, mekanik enerjiyi de şeye çevirmek, statik enerjiye çevirmek, bunu elektriğe çevirmek değil mi? Kaya, asfalt çekirdek ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi kaya dolgu, baraj suyu burada mesela, şurası barajda su var. Burada kaya dolgu var tamam mı? Araları boşluk. Böyle kayaları yığmışlar buraya ve tam şu ortada şöyle bir asfalt çekirdek var tamam mı? Şöyle dipte. Bu asfalt çekirdek suyun içeriye sızmasını engelliyor ve baraja güç veriyor. Bu asfalt çekirdek sayesinde bu kaya dolgu tam olarak buraya oturabiliyor. İşte mantığı bu yani. Arkadaşlar burası spillway olarak geçiyor. Bunu İngilizce hazırlamamız gerekiyor staj sunumu. Staj sunumu bu arada yapacaksınız seneye, hocanız kim olur bilmiyorum ama gerçekten öyle kasılacak bir şey değilmiş. Ben çok kasmıştım bugün. Adam akıllı gerçekten stajını yaparsan, hani ben yaptığıma inanıyorum dersen stajımı, sıkıntı olmuyor. Yani gerçekten bir hocaya bildiğini göstermen gerekiyor. Şu slide'da yazanlar, cevap hiç önemli değil. Tamam mesela ben bugün, benim stajım slide'ın 25 veya 30 slide'dan oluşuyor. Biz bugün 4-5 sayfasında falan konuştuk herhalde hocayla. Geri kalan mesela, hoca diyor ki şurada ne olmuştu biliyor musun falan. Ben de biliyorum diyordum, oradan muhabbet diyordum. Farklı bir şey soruyordum mesela. Öyle yap, bu şekilde. Dolu salak diye geçiyor arkadaşlar burası. Burası dolu salak eşik yapısı. Buraya radyal kapaklar falan geliyor. Radyal kapak dediğimiz şey çok teknik oldu ya ama. Yani eğer gerçekten sorunuz yok mu ya bu dakikaya kadar? Hiç. Sor bakalım. Staj yaptığın yerde olduğu hadiseleri falan daha sonra söyleyebiliyor musun? Tabii tabii. Ya bak şimdi bazı yerlerde çok kıl insanlar oluyor tamam mı? Bu insanın yapısına göre. Mesela adam var. Bir şey anlatmak istemez tamam mı? Sana yani bilgi vermek istemez. Ama benim çalıştığım mühendisler sağ olsun çok iyilerdi. Mesela ben sorduğum zaman direktman diyordu. Defterini açıyordu, defteri açıyordu, direktman söylemeye başlıyordu. Ben de yazıyordum. İşte bu bilgilerin hepsini zaten o şekilde yakaladım. Ve Taner abi işte benim şef mühendisim oradaki. Diyor ki, Mehmet diyordu bak, soru sormazsan bir şey öğrenemezsin. Hani buraya gel git yaparsın, sabah 7, akşam 7, gel git, gel git, gel git. Ne anladın sen bu işten? Yani de en ufak ayrıntıyı bile sorabilirsin. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Bak şu gördüğünüz dolu salak tamam mı? Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz zoom yapayım. Şimdi burası dolu salak tamam mı? Bunun temel amacı, baraj şimdi Nisan aylarında çok yüksek bir debiye ulaşır. Debisi çok yüksek olduğu zaman Doğu Salak'ta şurada radyal kapaklar var. Bu radyal kapaklar biraz havaya kalkar. Bunun havaya kalkmasıyla birlikte ne olur? İçerideki barajın havzasındaki su barajın boşaltım kanalına doğru ilerler. Burası off-take channel olarak geçiyor yani
boşaltım kanalı ve bu genel yapının ismi nedir? Dolu Savak. Nereden geldik buraya? En küçük bir ayrıntı. Ha ha, aynen. İşte mesela burada sormanız gereken 1000 farklı şey olabilir, tamam mı? Ama şurada şöyle bir çizgi var, görüyor musunuz? Çizgi. Burada bir boşluk var ve şurada da bir tane boşluk var. Şu an gözükmüyor ve şurada da bir boşluk var. Yani böyle aslında baktığınız zaman ne bir mekanik aksam var içeride ne de bir makine var. Ama böyle sadece boşluk orası. Ben bunu sormuştum mesela Taner abiye. Gülmüştü bana mesela. Demiş ki hani bu mu geldi aklına, bunu mu sordun falan diye. Sonra söylemişti. Şu işte dediğim gibi Nisan aylarında falan baraj kapakları açıldığı zaman su buradan aşağı doğru akıyor ya. Suyun çok büyük bir enerjisi var. Potansiyel enerjisi. Aşağı doğru akarken bunu kinetik enerjiye çeviriyor ve burada bu enerjiyi bizim düşürmemiz lazım. Bu enerjiyi düşürmemiz için de suyun içindeki hava baloncuklarını almamız lazım. Çok basit, çok ilkel bir yöntem aslında. Şuraya bir kanal açıyorlar bunlar ve tepeye iki tane şey koyuyorlar. Baca. Bu su buradan akarken buradaki hava kabarcıkları bu içerideki bacalardan geçip yukarıdan atmosferle temasını sağlıyor. Bu da suyun enerjisini gerçekten kırmaya yarıyordu. Bugün mesela Burhan Hoca bana bunu sordu. Dedi ki işte bu çizgi ne dedi buradaki? Hani buradaki o boş alan ne falan dedi. Hani baktığın zaman ilk başta çok basit bir şey gibi gözüküyor. Hani bu da sorulmaz falan diyorsun. Yani çok sorulacak bir şey değil gibi geliyor ama staj sunumunda mesela can kurtaran bir şey olduğu gibi. Burası işte dediğim gibi Dolu Savak'ın yukarıdan gözüküyor görünümü. Burası da Dip Savak. Dip Savak'ın arkadaşlar önemli olan şey ne biliyor musunuz? Dip Savak nehir. Şimdi bazen çok fazla su şey olmuyor değil mi? Yağış olmuyor. Yağış olmadığı zaman ne oluyor? Baraj havzası kuruyor. Mesela Atatürk Barajı geçenlerde 2 yıl önce kapak açtı. Ama bu kapak dediğim Dolu Savak kapağı. Hani daha önce söyledim ya radyal kapakları. Atatürk Barajı mesela 15 yıl önceye kadar, hatta 17 yıl önceye kadar daha hiç şey açmamış, kapak açmamış. En son işte hani 2 yıl önce mi, geçen yıl ne açtı? Hani normalde barajlar öyle çok ağam şağam bir doluluğa ulaşmıyor. Sen bu dediğim şu var ya, şu dediğim radyal kapak açılma olayı var ya, tamamıyla zarar. Hani baraj artık çok dolmuş, artık elimizde gereken çok fazla su var. Hani suyu artık çöpe atıyoruz, anladın mı? Suyu artık boşaltım yapıyoruz. Bu da sen çok nadir gerçekleşen olay, çok bereketli dönemlerde gerçekleşiyor. Ama şu gördüğünüz şey, her zaman kullandığımız bir şey. Bu da dip savak. Dip savak ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer baraj yeteri kadar dolmamışsa ve nehir yeteri kadar su almıyorsa, nehirde sonuçta bir olduğu bölgenin canlı popülasyonuna çok büyük yardımı var. Hayvanlar su içiyor, içinde balıklar var ve aynı zamanda sulama için kullanılıyor nehir suyu. Bu nehir suyu, nehir kurumasın diye dip savak gördüğünüz gibi kutu çok düşük. Mesela baraj şöyle yapılmışsa dip savak şurada. Neredeyse nehirle aynı kotta ve mesela bu dönem çok yağmur yağmadı mı? Nehir kuruyor mu? Direktman baraj havzasındaki suyu dip savaktan nehire doğru aktarıyorlar. Bu da can suyu veriyor. Can suyu da ne yapıyor? Nehri canlı tutuyor ve balıkların yaşamasına, doğal döngünün devamını sağlıyor. Onun için dip savak çok önemli. Su alma yapısı var arkadaşlar bir de. Su alma yapısı da işte suyun baraj havzasından santral binasına gitmesini sağlıyor ve bunun içinde şeyler var, filtreler var mesela. Bu filtreler sayesinde mesela baraj havzasındaki suyun içinde şeyler olabiliyor. Büyük kalaslar olabiliyor veya nehirden kaynaklı kirlilikler olabiliyor. Ve bunlar, biraz sonra göstereceğim size, makinelerin içine girecek. Makineler var, elektrik üretmek için jeneratörler var. Eğer bu jeneratörlerin içine girerse ne yapar? Makineyi kırar atar değil mi? Biz de bu jeneratörleri ülkemizde üretemiyoruz zaten. Henüz öyle bir teknolojiye sahip değiliz ve biz bunları yurt dışına satın alıyoruz. Bir daha buna bakmak için de, bunu kurmak için de yurt dışından mühendis geliyor gene. Çok masraf oluyor. Ve su alma yapısındaki o filtreler şeyi sağlıyor bize. Temiz suyun içeriye akmasını sağlıyor ve temiz suyla elektrik üretmemizi, makine aksamına zarar gelmemesini sağlıyor. En büyük görevlerinden biri de bu işte. Ve şu gördüğünüz borular var ya arkadaşlar. Şimdi buradan böyle biraz küçük gözüküyor ama bayağı büyük. 10 metre falan çapa sahip bunlar. Penstock diye geçiyor, cebri borular. İşte su buradan şu arkadan geliyor, şöyle düşünün. Şurada arka tarafta bu şey var, filtreler var. Ve filtrelerden penstock'a geçiyor. Penstock'tan da aşağıya powerhouse'a geçiyor, yani santral binasına geçiyor. Buraya elektrik üretiliyor. Ana mantığı bu zaten barajın. Daha yeni gördüğümüz şey mesela penstock dedim ya, küçük gözüken diye. Bakın ne kadar büyük. Bu mesela ben bunun içine girdiğimde boyum buraya falan geliyordu benim. Size hesap edin artık. Ne kadar büyük bunlar. Büyük bir adamsın. Ben zaten büyük bir adamım ona göre. İşte bu da vertical pool diyoruz buna, düşey havuzu. Daha önce size şeyi gösterdim ya, Dolu Savak. Dolu Savak'tan su aşağı geliyor ya. Oradaki bir kanaldan bahsettim. Suyu içindeki hava baloncuklarını alıyor diye. Ama o yeterli değil tabii ki enerjiyi kırmak için.
enerjiyi kıramıyor tabii ki o kadar küçük şeyler ve biz burada suyun ilk aktığı yere şey oluşturuyoruz. Enerji kırıcılar oluşturuyoruz. Bakın tam olarak şundan bahsediyorum. Dalga kıran gibi üçgen şeklinde ve bunlar gerçekten çok önemli yapılar. Neden diye sorarsanız. Su dolu salaktan düşük olanlar neden sizce bu enerji kırıcıları koyuyoruz buraya? Su zaten yere çok hızlı bir şekilde çarpıyor. Başka evet doğru ama. Aynen öyle. Aynen öyle. Başka bir fikir olan var mı? Efendim baştan. Sıçraması. Şimdi su dediği gibi çok yüksekten geliyor. Sıçramayı önlemek için şeyler arasın. Sıçramadan ziyade. Şimdi barajın temel mantığı şu. Biz baraj suyunu kontrol etmek zorundayız. Bizim kontrolümüzden çıkan su her zaman için zarardır. Su eğer taşkına sebep olursa etraftaki köyleri yıkabilir. Aynı zamanda tarım arazilerine zarar verebilir. Aynı zamanda bölgenin hayvancılığını etkileyebilir değil mi? Çünkü taşkına sebep olacak. Biz her zaman suyu kontrol altına tutmak istediğimiz için suyun her zaman kullandıktan sonraki, yani bizim kullandığımızdan sonraki enerjisini düşürmek istiyoruz. Sen dedin ya sıçramak için. Sıçramak için zaten yanal duvarlar var. Şurada yanal duvarlar var. Su yukarıdan geliyor. Yanal duvarlar onu belli bir bölgede tutuyor. Bu enerji kırıcılar da yukarıdan gelen suyun enerjisini kırıyor ve dev kazanın oluşmamasına sebep oluyor. Ve bu suyu güvenli bir şekilde nehre tahliyesini sağlıyor. Şimdi beton tipleri var. Hiç duydunuz mu beton tiplerini? C25, C30, C50. Bilen var mı başka? Aynen. Agrika'nın ve içinde kullanılan kimyasalın boyutuna göre, şeye göre beton tipleri var, tamam mı? C50 en kaliteli, en yüksek betonlardan biri. Normal evlerde C kaç kullanılıyor biliyor musunuz? Normal binalarda. C25, C30 kullanılıyor normal binalarda. Ama şurada gördüğünüz şu üçgen küpler var ya, şu ileride ilk yapılan yerlerde yani, suyun ilk temas ettiği alanda C50 kullanılıyor. Yani C50 demek muazzam bir kalitede beton demek yani. Çok kuvvetli bir beton demek. Bu beton işte gelen suyun çarptığı anda enerjisini kırıyor ve arka taraflara doğru ittiriyor. Bu ilk taraflarda C50 kullanılırken arka taraflarda kalan enerji kırıcılar için C40 kullanılıyor. Yani hani artık daha az kuvvetli ama gene de normal binada C25 kullandığını hesap edersek gene de çok kuvvetli bir beton kullandığımızı söyleyebiliriz. Hatta çok kuvvetli olduğu için biraz daha zoom yapma şansımız var mı? Yokmuş. Şimdi tam görünmüyor ama şu üçgen şeyleri görebiliyor musunuz? Siz görebiliyor musunuz üçgen şeyleri? Şu üçgen şeylerin etrafında bir bez var. Biz bu bezi durmadan ıslatıyoruz. Neden? Çünkü şantiye güneşli bir alanda. Ve güneşli bir alanda olduğu için beton zaten kendiliğinden ısınan bir materyal. Beton durmadan ısınıyor. Ve C50 beton C25'e göre kat kat daha fazla ısınıyor. Mesela bazen o bezin olmadığı alan oluyordu. Mesela işçiler kapatmayı unutmuş. Ben gidip elimi vuruyordum. Ya bildiğin sigarayı koysan yaksan yanar orada yani. Ateş gibi. Elimi vuruyordum direkt çekiyordum böyle. Yakıyordu elim direkt. Direkt orayı gene bezle kapatıp gene su vuruyorduk mesela. Neden? Eğer su tutmamızın sebebi ne? Bilen var mı? Aynen öyle. Beton eğer fazla ısınırsa ne olur? Krek oluşturur. Isınma neye yol açar? Isınma neye yol açar? Isınma genleşmeye yol açar. Genleşme ne yapar? Betonda krek oluşumuna yol açar. Biz de bunu istemiyoruz çünkü betonun sağlam ve güçlü kalmasını istiyoruz ki enerji kırıcılar işini güzel yapabilsin ve biz suyu en doğru yoldan tahliye edebilirim. Bir de şeyi biliyor musunuz? Fi nedir bilen var mı? Fi demirlerin çapı hakkında kullanılan bir şey. Milimetre cinsinden demir çapına göre mesela şey biliyorduk. Mesela normal donatılarda filan Fi 16 filan kullanılıyor herhalde. Fi 20, Fi 16 filan. Buradaki projede şu gördüğünüz, tam şu ortada gördünüz mü? Normalde mesela kot burada, biz ilk başta bir 3-4 metre yüksekliğinde bir küp yapıyoruz. Bu küpün içinde kullanılan betonun, çeliğin çapı Fi 50 mesela. Şöyle bir şey, şu kalınlıkta. Yani düşünebiliyor musun? Normalde binaları kullandığımız bu kadar filan. Ama mesela şurada kullandığımız çap şöyle bir şey yani. Böyle, bildiğin böyle kalın bir şey. Hani ne kadar büyük bir enerjinin olduğunu anlayın diye söyledim bunu da. Peki şu sarı şeyi gören var mı arada? Sarı şeyi görüyor musunuz? Şu beton küpün aralarında sarı bir tane çizgi var. İki tane çizgi var aslında. Bu sarı çizgi nedir? Bir fikri olan var mı? Şimdi arkadaşlar düşe havuzu anoma yapılıyor. Ano dediğimiz şey her 12 metre. Ano belli bir bölge bölge dökülen beton demek. Yani bölge bölge beton döküyorsun. Buna ano diyoruz. Biz düşe havuzunu vertical pool'u 12 metrelik anolarla dökmüştük.
12 metrelik anılara döktüğümüz için şimdi sen şuraya şimdi hesap edin ki şu 12 metre, tamam mı? Bu 12 metre buraya döktün. Bir 12 metre de yanına döktün. Bunun şu an üstüne ne olacak? Su gelecek değil mi bunun üstüne? Peki bu aradan su sızıntısı olursa, bunlara sonuçta yekpare dökmediğin için ne oluyor? Arada bir sızıntı, şey, boşluk oluşma ihtimali var değil mi? Bu boşluktan suyun içeriye geçmesi ne olur? Seepage olursa ne olur? Sızıntı olursa ne olur? Betonun dayanımı düşer. Ve betonda krek oluşmuştan başlar. Bu gördüğünüz madde su tutucu conta diye geçiyor. Su tutucu contalar işte suyun sızmasını ve betona zarar vermesine engel oluyor. Çok önemli bir malzeme aslında. Betonun şeyinde de, barajın gövdesinde de kullandık bunu. Bu arada baraj gövdesi hakkında size şey söyledim mi? RCC ne bilen var mı? Roller Compacted Concrete. Duydunuz mu hiç? Silindirle sıkıştırılmış beton. Şimdi arkadaşlar bu da çok önemli bir uygulama. RCC, Roller Compacted Concrete. Çok 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 mükemmel bir uygulama. Göstereyim bir dakika. Şu gördüğünüz arkadaşlar RCC body. Normal betondan ilk baktığınız zaman hiçbir farkı yok gibi gözüküyor, tamam mı? Sanki normal betonmuş gibi. Ama bu ne biliyor musunuz? Mikserde gelmiyor. Hemen donmuyor. Sıkıntı çıkarmıyor bize. Hani mesela mikserde şey yapmanızı döndürmeden ne olur? Donar değil mi? Priz alır. Priz aldıktan sonra ne olur? Artık o betonu kullanamazsın. Şeyi kullanamazsın. Harcı kullanamazsın. RCC dediğimiz şey kamyonun kasasında geliyor. Bildiğiniz toprak gibi. Dıştan toprak gibi gözüküyor. Kamyonun dump truck'ın arkasından geliyor ve kamyon bunu boşaltıyor. Şu gördüğünüz silindirler 95 barlık kuvvetle bunların üzerinden geçiyor. Geçtiği andan itibaren bu sıkışıyor ve artık bu tam anlamıyla bir dökülmüş beton oluyor. Beton görevi görüyor. Mesela normalde beton döktüğün zaman kaç saat bekliyorsun priz almasını? Fark etmez yani, gelen var mı? Sen bilirsin diye düşündüm sadece. 5-6 saat, 8 saate yakın beklersin değil mi? Ama bunda hiçbir şekilde priz alma bekleme süresi yok. Direktman dök, silindirle geç, tamam. Dök, silindirle geç, tamam. Ve bunun sayesinde baraj gövdesi günlük 120 cm yükseliyordu. Düşünebiliyor musunuz? 120 cm yükselebiliyordu durmadan yükseliyor. 24 saat durmadan beton dökebiliyorsun. Çünkü beklemiyorsun. Kalıp alma süresi yok, bir şey yok. Durmadan RCC dökebiliyorsun ve bu durmadan kendi anında priz alıyor, kendi duruyor. Ve artık bir beton oluyor yani. RCC kullanımı o için çok önemli ve aynı zamanda RCC normal betona göre çok 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 daha ucuz. Mesela normal beton tamamen sallıyorum. 100 liraysa RCC 50-60 liraya falan geliyor. Öyle düşünebilirsiniz. RCC çok ucuz. Bu şekilde RCC de böyle. RCC yeni bir şey değil. RCC aslında highway'lerde kullanılıyor bazen. Beton yollar falan var. Belki duymuşsunuz. Kullanılabiliyor. Yeni bir şey değil ama ülkemizde yeni gibi bir şey aslında. Çok yaygın kullanılan bir şey değil yani. Efendim? Yapılır yani. Neden yapılmasın? Çok etkiliyor. Ama arkadaşlar... Ha, buyur, kusura bakma. Ülkenin genellikle doğrusunda bir güneyinde var ya. Aha. Biraz yüksek söyler misin? Mühendislerin maaşları yüksek olması gerekmez mi? Normalde yüksek olan. Ya bana sorarsan şimdikinden iki kat daha fazla olması gerekir de. Şimdi ülkenin şartlarına göre işte. Normalde şu an mezun olan bir mühendis normal bir proje çalışacaksa, baraj değil yani normal bir proje çalışacaksa ortalama 2000 civarı bir maaş alıyor. 2000-3000 civarı bir maaş alıyor. 2000-3000 lira arasında. Ama baraj hani çok sıkıntılı bir ortam. Kimse 2000-3000 lira gidip orada çalışmaz. Mesela benim tanıdığımın taşeron şirketin işçileri bile 3500 civarı bir maaş alıyordu. İşçi, normal işçisi yani. İnşaat mühendisleri de sahada çalışan mühendisler yani düz mühendisler. Şeflerden bahsetmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 5-6000 civarı bir maaş alıyordu. Değer mi değmez mi siz düşünün artık. Barajda yaşıyorsun. Sıkıntılı şartları var tabii. Yani biraz iç karartır gibi oldu ama ülkemizin şu an gerçekten inşaat mühendisi istihdamı yeterli sayıda verilen mezuna göre çok düşük yani. Onun için buyur. Ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi diğer arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Onlar yine ben ilk defa senin baraj yaptım herhalde etrafımızda. Evet. Çok da hani bilgiyi de toplamışsın orada. Hani şimdi burada çok ikinci sınıf var, birinci sınıflar da var. Hani seneye staj yapacağız. Sence yani bir baraj stajı
bir öğrenci için daha mı çok yararlı olur? Ya bana sana kalsa. Bana kalırsa yani benim düşüncem barajda staj yapmak harikulade bir şey. Çünkü her türlü yapıyı görüyorsun. Su yapılarını görüyorsun, şeyi görüyorsun. Mesela biz baraj yapıyorsun değil mi yani? Senin fayansla ne alakan var değil mi? Mesela biz fayans falan ayarlamaya çalışıyorduk. Çünkü powerhouse var işte. Biraz sonra göstereceğim. Santral binası. Santral binasının içinde elektriğin üretildiği bölge var ve burada mühendislerin yaşayacağı alanlar da var. Mühendis veya o baraj bittikten sonra işçilerin yaşayacağı alanlar da var. Ve burada özel odalar da oluyor. Mesela baraj müdürünün odası falan oluyor. Onun odasındaki tuvaletin yerine bile sen karar veriyorsun. Çünkü her şey senin elinde ve sen dizayn ediyorsun. Hem iç dizayn hem dış dizayn hem de yani çok farklı şeyler görebilme şansın oluyor. Bu yüzden de yani barajda yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ama çok zor. Hani psikolojik olarak çok yıpranıyorsun. Normal hayattan gerçekten çok dışarıdasın. Saha hayatın sadece bazen haftada bir işçilerle halı saha maçına gitmek. Halı sahaya gidiyorduk. Bir de görüntü olarak arkadaşlarınla konuşmak mesela. Hani başka... Ben bir şey söyleyeyim. Efendim. Şimdi anladığım kadarıyla aktif olarak sahada daha iyi bir görev yapıyor. Yani bu sahadaki görevinde en çok zorlandığın şey neydi sahadan? En çok zorlandığın? Ya şimdi en çok zorlandığım şey insanlarla iletişim. Arkadaşlar mühendis demek eğer proje ofisinde çalışmıyorsanız tamamıyla yönetici demek. Sen orada bir yöneticisin ve insanlara güven vermen gerekiyor. Mesela benim Taner abi dedim ya. Taner abi gidiyordu ne yapıyordu biliyor musunuz? Baraj şu. Şeye gidiyorduk. Body'ye gidiyorduk. Gövdeye. Bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Şimdi burası barajın gövdesi. İşçiler zaten hepsinin bir ustabaşı var. Ustabaşı da formenlere bağlı. Formenler de bu işi emin olun sizden benden çok daha iyi biliyor. Bu adamlar sizden projeyi önüne aldığı gibi çok güzel okuyup herkesi yönlendirebiliyor. Sen orada ne yapıyorsun biliyor musun sadece? Sen orada yönetim, işçilerin huzurunu, refahını sağlamak. Mesela barajda Taner abi dedim ya, gidiyordu mesela bu işçilerin yanına diyordu ki arkadaşlar karpuz alıyor musunuz bu hafta? Alıyoruz diyordu. Taner abi cebinden çıkıyordu 20 lira veriyordu. Beni de ekleyin abi karpuza falan diyordu mesela. Adamların gönlünü aşırıyordu. Adamlar geldiği gibi de Taner şefim hoş geldiniz falan diyorlardı. Mesela gülüyorlardı. Oturup 2 dakika muhabbet ediyorduk. Ben Taner abinin mesela daha önce şey yaptığını görmedim. Arkadaşlar fi 50 şeyleri, donatları ne yaptınız, nereye koydunuz, ne oldu, ne bitti filan. Alakasız yani hiç işçilerle bunu konuştuğunu görmedim. Gider direktman oturun. Biraz boş muhabbet, şantiye muhabbetleri. Biraz işte karpuz alacak mısınız, para vereyim, şöyle oldu, böyle oldu. Akşam halı saha yapıyoruz değil mi? Böyle yapıp geliyordum. Ve mesela işçiler mesela şey yapıyordu. Maaşlar büyük şantiyelerde birkaç ay geç yatar. İlk geldiğin ayın maaşı da yatmaz. İlk ay yatmaz direktman. Çünkü barajdasın ve hayatına zorluk görmemiş olabilirsin. Ve direktman ya yeter ben gidiyorum arkadaş diyebilirsin. Adamlar da bunu bildiği için seni ellerine tutmak istedikleri için ilk ay maaşını vermezler. Bu da sende direktman bir ayaklanmaya yol açıyor. Mühendisi ne yapıyor? Kardeşim sakin ol. Hani paranı verecekler. Kimsenin parası burada kalmıyor şeklinde. Adamı bir rahatlatıyor. Genel bir isyanı önlüyor gibi şeyler yani. Yönetim çok önemli bu yüzden. İnsanlarla diyalog, benim en çok zorlandığım şey de işte insanlarla diyalog kısmıydı. Mesela mühendise karşı şey diyorsun, şef diyorsun veyahut da samimi olduğunu abi diyorsun, tamam eyvallah okey. İşte sana şef diyor, sen de ona okey. Ama çok arada bir adam var, bak o adama dikkat edin. Foreman. Foreman ve ustabaşı. Bu adamlar çok sıkıntılı. Bu adam sana, sen zaten yeni mühendisler, mesela ben şu orada stajyerdim, bir de yeni mühendisler de var. Yeni mühendisler ve stajyerler. Bu adam sana orada senden üstün olduğunu kanıtlamaya çalışıyor, tamam mı? Bizim mühendislerle, yani iyi mühendislerle bir tane Murat vardı, kalıpçı formeni. Bu Murat'la Taner abiler birbirlerine toprağım toprağım diye seslerdi. Ben de gittim, benim yaşımda işçiler var. Bunların hepsine bu Murat şeyden geliyor, Çorum'dan mı, Samsun'dan mı ne geliyordu? Adamların hepsini oradan getirmiş zaten. Bunların hepsi akrabalarını falan toplamış. Hepsine şey diyor, yeğenim yeğenim diyor, tamam mı? Bana da geldin, ilk başta bana bir yem attı böyle hani nasıl şey yapacak diye. İlk başta dedi, siz kimsiniz falan böyle konuştuk falan. Ondan sonra bir kere beni yokladı, yeğenim dedi. Sonra dedim ki, toprağım ne yeğenim ya dedim ben de direktman. Çünkü hani şeyini kurman lazım, o sınırı belirlemen lazım. Yani ya toprağım diyeceksin ya da Murat Bey diyeceksin yani. Sana yeğenim demesine izin vermeyeceksin. Çünkü mesela ben görüyordum yeni mühendislere yeğenim diyordu adam. Sana yeğenim dediği anda seni ondan küçük gösterecek bir konuma, sıfatlandırmaya koyduğu anda sen artık onun buyruğu altına giriyorsun ve işi o yönlendiriyor. İşi sen yönlendirmiyorsun. Evet o adam işi belki senden daha iyi biliyor olabilir ama proje ofisine bilgi vermek zorunda olan ve aynı zamanda projeden sorumlu olan insan kesinlikle o değil. O taşeron firmanın bir çalışanı ve o senin buyruğun altında çalışması gerekiyor. Senin onu yönlendirmen gerekiyor. Onun için o sınırı koruman gerekiyor.
Yani ben tam mühendis olmadığım için bir sıkıntı yaşayamadım bu konu hakkında. Çünkü yönlendirmeyi ben yapmıyordum. Ama eğer ileride yaşayacak olursam düşündüğüm şey formenlerle iletişim konusunda sıkıntı yaşayabilirim diye düşünüyorum. Evet. Şantiyede kavga olmuyordu da şey oluyordu. Şimdi gündüzden bileniyordu birbirine millet. Akşam halı sahaya gidiyorduk gence. Birbirinin ayağını bacağını vuruyorlar durmadan. Dediğim işte Murat var ya. Ben dedim işte hani şu an görsem Murat abi derim. Aynı şey de. O gün ona öyle bir tepki gösterince akşamın halı saha maçına gittik gene. Ben de karedeydim. Bu da forvet oynamayı çok seviyor, tamam mı? Topu direktman böyle üstüme çekiyor. Direktman beni şey yapmaya çalışıyor, yaralamaya çalışıyordu. Ben de kaleden çıktım, dedim ben de top oynayacağım o zaman. Birbirimizin ayağına giriyoruz durmadan. En sonunda ayağıma kaydı, takla attım falan işte. Böyle olaylar yaşanıyor. Sonradan bir de şey yapıyor, yalanla. Bir şeyim var mı ya, yanlışlıkla yaptım falan. Ya hepimiz biliyoruz, ayağımı kırmaya geldin yani. Öyle şeyler yaşanıyor yani. Ama güvenlik çok önemli. Orası her yerde güvenlik elemanları oluyor zaten. Mesela köylüler oluyordu. Adamlar şeye sıkıntı çıkarıyor. Diyor ki, buraya baraj yapıyorsunuz, işçileri başka yerden getirmişsiniz, ne bizi çalıştırıyorsunuz hem de bizim topraklarımızın bereketinden yararlanıyorsunuz şeklinde durmadan grev yapıyorlardı, makinelerin önlerini kesiyorlardı, kamyon yığıyorlardı. Güvenliklerin hepsinde ağır makine tüfekleri var işte. Adamlar en ufak bir şeyde direktman silah doğrultuyor sana, çünkü dağın başındasın, terör saldırısı da olabilir, Bingöl terörün sıkıntılı olduğu bir bölge. Onun için durmadan tetiklerlerdi. Zaten en ufak bir kavga çıkan işçi direktman çıkışını alıp gider yani, çıkış veriyorlar. Bir şey soracağım. Ben şey soracağım. Bu stajını hani dedin tanıdık Allah oluyor evet. Genellikle. Ama hani o prosesi şeyi o prosedürü anlatır mısın? Ne lazım? Ne yaptı? Şimdi tam hatırlamıyorum ama şimdi staj şeyleri açıklanıyor. Staj başvuruları açıklanıyor ve ondan sonra okul sana birkaç evrak veriyor. Bu evrakları doldurman gerekiyor ve aynı zamanda şirketin doldurması gereken bir evrak var. Bunu da şirketin doldurup sana geri göndermesi ve senin bunu okula teslim etmen gerekiyor. Ben de mesela tanıdığım barajda Temson diye bir şirket vardı. Soil improvement yapıyorlardı, yani zemin güçlendirmesi yapıyorlardı. Ben onlar sayesinde girdim işte. Temson'un genel formeni. Temson sadece şeye bakmıyor bu arada. Yusufeli Barajı'nı duyan var mı daha önce? Artvin'de. Ve seneye kesinlikle Yusufeli Barajı'nda staj yapmaya gidin yani. Kesinlikle gidin. Limak şeyle herhalde. Limak ağırlıklı bir şey, proje. Ve gerçekten çok önemli bir proje. Türkiye'nin en büyük barajlarından biri, hatta belki en büyüğü olacak. 270, en yüksekten 271 metre yüksekliği var diye hatırlıyorum. Yusufeli'nde de mesela Temson işleri var. Temson Yusufeli'nde de yapıyor, aşağı Kadıköy'de de yapıyor. Yani Türkiye'nin en büyük projelerini bu Temson yapıyor ve bunun genel formeli benim tanıdığımdı işte. Onun sayesinde hallettiğim için benim evraklarımı ona göndermiştim, ben mail atmıştım. O da imzalatıp taratıp bana göndermişti ve ben asıl olmayanı okula teslim etmiştim. Gidip gelmesi sıkıntı olduğu için. Ve Evran Aslı orada kalıyor. Sen stajını bitirdikten sonra Evran Aslı ile birlikte geliyorsun. Şey yapıyorsun, okula teslim ediyorsun Evran Aslı'nı ve bu şekilde stajını tamamlıyorsun. Staj defteri yazman gerekiyor işte gene. 30 iş günü staj yapman gerekiyor. Ve bunun için her gün stajda yaptığın işlemleri tek tek anlatarak staj defterine işliyorsun. Staj yaparken maaş almadım. Ama maaş alanlar bizim barajda yoktu ama şeyde varmış. Daha farklı projelerde alanlar varmış. Ama gerçekten eğer kendinize bir şey katmak istiyorsanız, ya şimdi staj yaparken verdikleri maaş çok düşük, çok cüzi. 1000 lira civarında bir maaş veriyorlar diye biliyorum ben. Stajın kalitesini düşürmeye hiç gerek yok. Mesela örnek veriyorum, daha kaliteli, daha güzel bir yerde staj yapma imkanın varsa ve ücretsizse, ücretli olanı kesinlikle seçme, ücretsiz olanı seç, gönüllü olarak git orada staj yap derim. Çünkü mesela bu öğrendiklerimi bana 1000 değil kaç bin lira olsa veremez gibi geliyor bana yani. Bu arada ilk gittiğim gün ne oldu? Düşünen var mı? Hiç. Bunun hakkında ne olacak, ne oldu, ne bitti? Sorunuz var mı bununla ilgili? Merak ediyor musunuz? Ne oldu? Şimdi şantiyeye gidiyorsun, tamam mı? İlk gün sudan çıkmış balık gibisin, bilmediğim bir ortam. Veya normal bir şantiye de değil. Bizim şantiye, ilk fotoğrafta göstermiştim size. Bunu ben aşağı Karaköy Barajı'nın şeyinden aldım. Bakın şöyle bir alan, bu da şantiyenin yarısı kadar gözüken bir alan. Bir bunun bir bu kadar daha bir alan olduğunu düşünün. Ve arabasız bir şekilde şey yapamıyorsun, ulaşım sağlayamıyorsun. Ve yaşam alanı da şantiyeden tepede, yani uzak bir yerde. Ben ilk gittiğim gün sigorta işlemlerinde sıkıntı çıkmıştı. Ve benim sigortam gittiğim gün başlamıyordu. Ve onun için o gün sahaya inmem yasaktı. Sahaya sigortanız başlamadan kesinlikle inemiyorsunuz. Sahaya inemiyordum, tepeden izliyordum falan ne olacak ne bitecek diye. Bu Temson'un formeni, işte dedim ya tanıdık. Dedim ki
ben ineyim hani sizle birlikte ineyim. Ben normalde Cengiz'in inşaatın stajyeri olarak gözüküyorum. Kalehan grubun stajyeri olarak gözüküyorum. Bunlar taşeron firma. Ben dedim sizle birlikte ineyim arabayla. Gireyim ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz öğreneyim ben de bakayım falan diye. Tamam dedi, gel dedi işte. Bu şeyin, Formen'in oğlu da maden mühendisi. O da benimle aynı yaşta, Baran. Benimle yaşta, aynı yaşlarda yani. 3 yaş, 5 yaş büyük en fazla. Tamam gel dedim, evet gidelim aşağıya falan diye. Sonra dedim ki, ben böyle gelirsem bir sıkıntı falan çıkmaz mı dedim. Böyle dedik ben bu şeyden yani. Hani adamlar gözünü öyle bir lanse etmiş ki sanki 2 gün sonra aşağı inmeyeceksin gibi. Aşağı inersem her an bir makinenin altında kalıp ölebilirmişim gibi hissediyorsun o an. Dedim hani aşağı inersen bir sıkıntı olmaz değil mi dedim. Hani kaskın maskın da yok falan dedim. Döndü bana baktı güldü. Sen en iyisi kal gelme dedi. Beni aşağıya götürmedi mesela. Benim şeyim başladıktan sonra gitmiştim. Sigortam başladıktan sonra aşağı inmiştim. Size yelek veriyorlar, baret veriyorlar, ayakkabı veriyorlar. Ayakkabıyı çok kullanışlı olduğu için kesinlikle kullanın sahada yani. Çünkü bazıları var kullanmıyorlardı. Biz mesela gidiyorduk beton dökmüş adamlar. Şu kalınlıkta yerde beton şey var. Harç var mesela. Pes diyor işte o var. Ayağının içine bir giriyor. Normal ayakkabıyla girersen bittin yani. O ayakkabının artık ihtiyacı yok. Ama mesela şantiyeli ayakkabı, ayakkabı. Make-up'ın biraz daha büyüğü işte öyle söyleyeyim. Onunla giriyorsun çıkıyorsun hiçbir şey olmuyor. Ayağına çivi batma ihtimali yok. Çivi mivi şeylerinden çok seni şey yapıyor, koruyor yani. Protective. Konteynerde mi kalıyordunuz? Konteynerde kalıyordum. Kaç kişi kalıyor? Şöyle bir artısı oldu benimkinin. Şimdi normalde stajyerler şeyde kalıyor. Formenlerin şey, ustabaşlarının kaldığı konteynerde kalıyor. Konteynerler şöyle dizayn edilmiş. İşçilerin kaldıkları, ustabaşlarının kaldıkları, formen ve inşaat mühendislerin kaldığı. Normalde stajyerler şeylerin kaldığı, ustabaşların kaldığı konteynerde kalıyorlardı. Konteynerlerine değil de Temso'nun konteynerlerine bir mühendisin yanında, jeoloji mühendisinin yanında yatakta yerde boş vardı. Tanıdığım sağ olsun beni oraya şey yaptı. Biz iki kişi mühendisle birlikte kaldık. Öyle bir artısı oldu işte benim için. Kadın stajyer yoktu. Kadın mühendislere kesinlikle tavsiye etmiyorum. Gitmeyin. Hani çünkü ya bu işin şakası tabii de. Kadın mühendis bir tane vardı sanırım. O da ana ofisteydi. Şimdi proje ofisi de var. Diyorum ya bu çok komplike bir şantiye olduğu için çok farklı anları var. İşte bizim kaldığımız yerin üst kısmında bir de proje ofisi var. Ana proje ofisi. İşte proje müdürü olsun, kaliteli mühendisler olsun. Hepsi orada projeyle ilgilenenler. Orada birkaç tane kadın mühendis varmış daha öncesinden. Benim gittiğim dönemde sadece bir tanesi kalmıştı. Geri kalanlar gitmişti. Stajyerler de benden önce 4 kadın stajyer gelmiş sahaya. Onlar da benden önce gitmişlerdi. Onun için ben hiç kadın görmedim sahada. Yani. Ama varmış. Yapılabilir. Evet. Güzel değil. Şöyle 30 dedik. Bir şey söyleyeyim ondan sonra size. Arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum ben size. Bu gerçekten benim çok dikkatimi çekmişti. Normal barajlarda göreceğiniz bir şey değil bu. Şu ortada gördüğünüz boşluğun amacı ne sizce? Bir bakar mısınız şu ortadaki boşluk? Bir fikri olan var mı? Bu ortadaki boşluk neden var? Ne geçsin diye? Değil. Bak şu barajın tam gövdesinde şöyle bir boşluk var. Kondivi diye geçiyor. Değil. Söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar baraj nerede kurulur? Bunu bilen var mı? Baraj neyin üstünde kurulur? Baraj bir nehirin üstünde kurulur değil mi? Baraj gördüğünüz gibi Murat Nehri'nin üzerine kurulmuş ve biz barajda suyun içinde beton dökme şansımız var mı? Ne yapmamız lazım? Bu suyun yönünü değiştirmemiz lazım değil mi? Bu suyun yönünü değiştirip orayı derive etmemiz lazım ve oradaki çektiğimiz sudan sonra şantiyanını kuruduktan sonra tasfiye betonunu atıp şantiyemize başlamamız lazım değil mi? Onun için derivasyon tünelleri açıyoruz. Murat Nehri normalde böyle geliyor. Bakın suyun yönü şöyle değişmiş ve şu arada şurada gördüğünüz iki tane boşluk var görüyor musunuz? Bunlar derivasyon tünelleri.
derivasyon tünellerinden aktarılmış ve barajın gövdesinin inşa edileceği bölge Sus'tan sudan arındırılmış, derive edilmiş, tamam mı? Ama bu şantiye başladığı zaman en fazla yağışını aldığı dönemden önce başlanmış ve yağış Nisan aylarında çok yüksek oluyor bu bölgede, Bingöl bölgesinde. Yağış çok fazla oldu, derivasyon tünelleri yetersiz kaldı. Ne olacak? Su ne olacak? Taşkın olacak değil mi? Taşkın olan su nereye gidecek? Biz suyun normal yönünü değiştirmiştik. Ama artık o yönde, yani şöyle düşün, su şöyle durmadan buradan akıyor şuraya doğru. Sen bunu alıyorsun, zorla şöyle çeviriyorsun ve su buradan geçiyor artık. Ama suyun gelme yönü hala yukarıdan, belki yüzlerce yıldır su böyle gelip böyle gidiyor değil mi? Çok fazla yağış olduğu zaman, debisi arttığı zaman ne olacak? Su buradan, kanallardan taşacak ve direktman senin baraj gövdene doğru gelecek. Baraj gövdene gelirse ne olur? Orada istemsiz bir şekilde suyun birikmesi oluşur ve bu da sana sıkıntı yaratır. Bu kondivi, ortası boşluk olan yapı yani, barajdaki o debisinin yüksek olduğu aylarda suyun geçmesini sağlıyor. Su oradan geçiyor ve gene şantiye alanı sudan arındırılmış şekilde kalması sağlıyor. Ama bana sorarsanız, ki oradaki mühendislere de sorarsanız, hep aynı şeyi söylüyordum. Çok gereksiz bir şey. Yani dünyanın en gereksiz ilk 5 şeylerinden biri bence. Çünkü neden? Çünkü şu kondivi dediğimiz şey, şantiye, yani şirkete, Kalyan Enerji Grubu'na, ben sadece duyduğumu söylüyorum çünkü fiyatını bilmiyorum, mühendislerin söylediği bu, 10 milyon liraya mal olmuş. 10 milyon liralık bir precaution, yani önlem. 10 milyon liralık, 10 milyon liralık bir çöp yani, anladın mı? 10 milyon lira vermişsin ve burayı çöpe çevirmişsin. Başka hiçbir şey. Toplam maliyeti ne kadar? Barajın günlük maliyeti 1,5 milyon lira söylemiştik. Toplam maliyetini araştırmadım ama baraj ortalama 450 gün civarı falan sürüyor yapımı. Siz hesaplayın artık ne kadar diyor. Ama şöyle bir artısı da var. Dediğim gibi bu baraj özel yatırım projesi olduğu için eğer beklenen değerler, doğal yapılar sağlanırsa, yeterli yağış alırsa baraj 1,5-2 yıl içerisinde, maksimum 3 yıl içerisinde baraj verdiği parayı çıkartıyor ürettiği elektrikle. Ürettiği elektriğin gücünü siz anlayın yani. 3 yılda kaç milyon liralık bir, yüzlerce milyon liralık elektrik üretiyor. Peki şey soracağım, hani gereksiz dedi de, ama diyelim ki o ihtimal oldu, ben suyu verdim oradan. İşte. Ne kadar zamanlar zararlar kurtaracak? Belki yaptığım bütün her şeyi yıkacak olsa. Ama şöyle bir şey, şimdi mesela bu barajda yapılan iki ana temel, benim gözümde, benim değerlendirmemde iki ana temel yanlış var. Birincisi, jeologlar diyor ki buraya baraj kurmak için, yani bu Murat Nehri üstüne gene bir baraj kurmak istiyorsanız tam olarak kuracağınız bölge şuralarda olmalı. Yani şu anki kurulan yerin yaklaşık olarak 200 metre gerisi. Ama bizimkiler diyor ki, mühendisler, baraj havzası çok küçülmüş olacak. Havza küçüldükten sonra ne olacak? Yani şöyle bir şey, baraj havzası dediğim şey, ben burada bir set oluşturuyorum ama şu arkadaki duvarlar çok önemli, dağlar. Eğer bu dağlar burada olmazsa ne olur? Su o zaman geriye doğru gider, geriye doğru gider. Nereye kadar gideceği bir olmaz, susamaz. Hani burası aslında bir küp gibi bir şey yani. Böyle şöyle bir kase gibi bir şey. Su birikiyor burada. Eğer bunu sen 100 metre geriye düşürürsen baraj havzası çok düşecek. Baraj havzası düştüğü için de ne olacak? Elektrik üretimin çok büyük sayıda, çok büyük sayılarda düşecek. Bunlar da diyor ki yok, biz burada yapacağız diyorlar. Tam olarak şu an yapılan yerdeler. Jeologlar diyor ki toprak kaya. Sağ tarafta ve sol taraftaki topraklar kaya. Bakın şuraya, şu gördüğünüz bölge var ya, bu tamamıyla bizim toprak kaymasın diye oraya uyguladığımız soil improvement, yani zemin güçlendirilmesi. Püskürtme yapılmış ama bunun aynı zamanda içerisinde doğru ankrajları da var. Burada, buradan su şey olmasın diye, buradan toprak kayması olmasın diye. Zaten ana sıkıntılı yamaç burası değil. Ana sıkıntılı yamaç öbür yamaç ve burada fotoğrafta gözükmüyor. Şurasının hepsi kolaps olmuş. Oradaki o püskürtme yöntemiyle verilen hepsi yıkılmış. Ve hala yıkılmaya devam ediyor. Ve şu an orada bir şirket durmadan soil improvement uyguluyor. Nereye kadar uygulayacaklar? Nereye kadar toprağı durduracaklar bilmiyorum. En büyük sıkıntılarından biri bu işte. Çözebilecekler mi onun da fikrim yok. İkincisi de kondivi işte. Şu gördüğünüz 10 milyon liralık çöp dediğim şey. Evet Anıl, sen soru soracaktın. Bizim şimdi nerede yapacağız? Yaptığım derslerde. Sen hani az çok staj yaptın. Ben size giriş yaptım. Evet. Derslerde gördüğünle alakalı projeler var mı? Bak, şimdi şöyle, eğer proje ofisinde çalışsam, ben proje ofisinde çalışmadım. Ofis stajı da yapmadım. Ofis stajı yapan arkadaşlar var, daha sonra anlatırlar size. Orada yapacaksan çok yararlı. Sağlıyor. Yarar sağlıyor. Mesela özellikle mukavemet dersi mesela. Hani orada edindiğin bilgiler filan yarar sağlıyor diyebilirim. Ama genel olarak sen, bizim işimiz bilgisayar üzerinden olduğu için
oradaki çizimler önemli olduğu için. Sağlar ama yani aslında ne biliyor musun? Mukavemet veyahut da ağır matematiksel işlemle yapman gereken dersler sana beynini güçlendiriyor. Beynin hızlı çalışmasını falan sağlıyor. Beyin jimnastiği gibi düşünebilirsin yani diye düşünüyordum. Yani. Temeli böyle. Evet arkadaşlar, başka sorunuz var mı? Veya size başka göstermem gereken. Şimdi bize son bir şeyden bahsedeyim. Basit projelerde beton santrallerinden gelir. Mesela Muğla'da beton santrali vardır. Sen dersin ki, bugün bana örnek veriyorum. Bir mikser 8 metreküp beton taşıyabilir. Ve sen mikserin örnek veriyorum, dersin ki bana 5 mikser saat 12'den sonra beton lazım. Adam buradan senin şantiyene gönderir, getirir. Ama böyle bir yerde, çok büyük şeylerde değerler...